Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Covid Teşekkürler. nedeniyle tokalaşmıyoruz ama Evet. geleneksel selamlaşmamızı yapalım. Sağlık Aktüel programında en çok konuk etmek istediğim kişilerden biri sizdiniz. Ben isterseniz sizi tanıtayım izleyicilerimize. Aziz Şatana, Aziz hocamız, Erciyes Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde bilimsel çalışmalarına devam ediyor. Biz programımızın konsepti olarak sadece sağlık değil, hem bölgeye hem ülkeye katma değer katan, milli hedeflerimize ulaşma açısından bu amaçlara hizmet eden insanları konuk edip hem tanışmak, hem toplumumuzu anlatmak, hem de gençlerimizin ufkunu açmak istiyoruz. Aziz hocam çok önemli çalışmalar yapıyor. Bunlardan kendisi tabii bu programa sığmayacaktır, anlatacaktır, bahsedecektir. Ben ama alanıyla ilgili olarak en çok merak ettiğim, kendi merak ettiğim ve toplumda da yanlış bilinen bir takım doneler, gerçekler, yanlış bilinen doğrular var. Öncelikle bunu sormak istiyorum hocam ben size. Alanınız GDO kavramı var şu anda. Yani ailelerde, annelerde, babalarda, bizlerde hemen bir şey alırken, geçen mesela eşimle bir pirinç alıyorduk. GDO'lu mu falan diye bakıyor. Ya bu GDO kavramı acaba biraz sulandırıldı mı? GDO iyi bir şey mi, kötü bir şey mi? GDO'lu ürünlere ihtiyacımız var mı? Ya bu nedir? Bunun üzerine bir sohbetimizi açabilir miyim? Çok teşekkür ederim Emre Bey. Özellikle beni davet ettiğiniz için burada olmaktan çok mutluyum. Bu arada benim için söylediklerinizi de bir iltifat olarak kabul ediyorum. Teşekkür Bana ederim. da bir şey bırakmadınız aklımda konuşacak. Şimdi Emre Bey, GDO bir silaha benziyor esasen. O da şu, şimdi eğer bir silahı siz vatan savunması için kullanırsanız legaldir bu. Ama bir silahı kendi şahsınız için kullanırsanız o da illegaldir, yani katil olursunuz. Şimdi GDO aslında bir gereklilikten ortaya çıktı son yıllarda. O da şu, klasik ıslah metotları, klasik bitki geliştirme, canlı geliştirme, bunları ileriye doğru götürme, genetik yapıları geliştirme noktasında bilim bir yere kadar geldi ve orada durdu. Biz şu anda o noktadayız. Çünkü klasik ıslah metotlarında tür içerisinde melezleme yapabiliyorsunuz, hibrit yapabiliyorsunuz. Bu arada hibrit de GDO'yu da çok karıştırıyorlar. Ona da birazdan açıklık getireceğim. Mesela ben şunu öğrenmek istiyorum hocam. Şu an dünyamızda bir su kıtlığı ve besin kıtlığı var. Tabii bizim ülkemiz bu coğrafya zengin bir coğrafya olduğu için tam anlamıyla henüz bunu hissetmedik. Fakat aşağı bölgelerde, özellikle Afrika bölgesinde, işte Orta Doğu'da belli başlı yerlerde bir besin kıtlığı var. Bir üretim azlığı, üretememe hem çevresel koşullar hem de ülke politikaları nedeniyle. Yani GDO bu üretimimizi destekleyen bir araç, bir silah mı? Bizim daha rahat fasulye üretmemizi, daha rahat, daha çok verimi de arttıran miktarlarda, rekolte mi diyorlardı? Evet. Rekolteyi, Verim, verimi rekolte. arttıran miktarlarda mısır üretmemize mi yarıyor? Ben Evet. bunu Şimdi anlamıyorum. çok GDO deyince toplumda ya GDO'lu mısır, işte ilaçlı mısır, zararlı mısır gibi bir algı var. Bunu kırmamız gerektiğini düşünüyorum. Ondan dolayı. şöyle açıklık getireyim. Dünya Gıda ve Tarım Örgütü, bilinen ismiyle FAO'nun bir raporu var. Rapor diyor ki dünyada 950 milyon insan açlık sınırının altında yaşıyor. Şu anda dünya 7,5-8 milyar civarında. Biz bu nüfusu beslemek zorundayız. Son 60 yılda dünya nüfusu 3,5 milyardan 7,5 milyara geldi Emre Bey. Ve bu daha da artacak. Devam ediyor. Dünyanın varoluşundan bu yana bilinen istatistiklere göre dünya en çok bu dönemde nüfusu arttı. Ve biz bu insanları beslemek zorundayız. Biz Ziraat Fakültesindeki öğretim üyeleri olarak bizim temel amacımız insanları beslemek. Tabii bu beslenmenin içerisinde kaliteli beslenme, yeterli beslenme vesaire vesaire. Ama temel odak noktamız beslenme. İnsanların karnını doyurmak. Eğer insanların karnı doymazsa rejimler bile değişiyor. Burası çok önemli. Şimdi biz klasik ıslah metotlarında belli bir noktaya kadar geldik. Tür içinde ıslah yapıyorduk bugüne kadar. Nedir? Bir buğdayla bir buğdayı melezliyoruz.
Bu verimi arttırmak için. Bu verimi ve kaliteyi arttırmak için. Evet. Hibrit de anne ve babadan gelen bitkilerin üstün özelliklerini bir araya getirmektir esasen. Şimdi Emre Bey, siz de bir hibritsiniz, ben de bir hibritim. Bizi şu anda çekimimizi yapan bütün arkadaşlar hibrit. Anne ve babalarımızdan aldığımız özellikleri taşıyoruz. Bizden sonra gelen veya gelecek nesiller de hibrit olacak. Şimdi hibritle GDO'yu burada çok karıştırıyorlar. Hibrit doğal bir melezlemedir. Bir kere bunu altını çizelim. Gelelim GDO. GDO türler arasında bir melezlemedir. Türler arasında. Yani farklı türler arasında. Farklı türler evet. arasında. Bir örnek vereyim. Bu şu anda çalışılan bir konu. Okyanusun dibinde yaşayan balıklar var. Ve bu balıklar çok soğuk deniz suyunda yaşıyorlar. Bu soğuğa dayanıklı balıklar genler taşıyorlar. Bilim adamları bu soğuğa dayanıklı genleri almışlar. Bir bakteri aracılığıyla, çünkü orada geni taşımanız için bir bakteri ihtiyacınız var türler arasında. Ve bir domatese aktarmışlar. Bugün domates normalde 7-8 santigrat derecede çimlenen bir bitki. Yani sıcak ortamda ortalama 20 derecede yaşaması gerekiyor bir domates olabilmesi için. E peki bir Sibirya'da niye domates üretmeyelim? Orta Anadolu'da niye domates üretmeyelim? Ya da kışın neden üretmeyelim? Evet, Kuzey Avrupa'da niye domates üretmeyelim? Ya da kış mevsiminde niye üretmeyelim? Çünkü 950 milyon insan açlık sınırının altında yaşıyor. İşte bu soğuğa dayanıklı genler domatese aktarılmak suretiyle domatesi çok düşük sıcaklıklarda, geniş coğrafyalarda yetiştirebiliyoruz. Bu domates özelinde konuşuyorum. Verimi arttırıyor. Başka bir şey daha söyleyeyim. Yine domatesle patates arasında bir melezleme var. Üst tarafta toprak üzerinde domates, toprak altında da patatesi tek bitki üzerinde yetiştirebiliyoruz. Bunun çalışmalarını da çok defalar bilim adamları yapıyor ve hala devam ediyor. Şimdi burada sorun şu. Burada bir sorun yok bence. Yani bitki gelişimi için bir sorun yok. Problem şu esasında, belki tartışılan konu. Biyoçeşitliği tehdit ediyor mu? Yani bizim genetik yapımızı GDO bozar mı? Çünkü bir başka familyadan, bir başka türden bir başka türe gen aktarıyorsunuz. Yani ben GDO'lu mısırı çocuğuma yedirdiğim zaman onun sağlığında herhangi bir risk var mı? Ben bunu merak ediyorum. Emre Hocam, şu andaki literatürlere göre konuşuyorum. Şu ana kadar yapılmış araştırmalara göre konuşuyorum. GDO tüketen, gıdaları tüketen insanların şu anda kanser olduğuna dair en çok bu hastalık dile getiriliyor. Ya da başka bir hastalığa yakalandığı konusunda elimizde veri yok. Bu konuda bir ispat yok, bir kanıt yok. Ama kamuoyunda sanki bir ispat varmış gibi, bir kanıt varmış gibi, bu konuda sanki birileri hasta olmuş ve bunun sebebi de GDO olmuş gibi bir yayın, bir propaganda var. Peki hocam, bu genel medyada, ulusal medyada yaygın bir şekilde topluma empoze edildi. Ben mesela sağlıkçıyım, ortopedi doktoruyum. Ben bile böyle bir bilinçaltımda GDO kötü bir şeydir diye bir düşünce var. Anlatabiliyor muyum? Normal halkta da var bu. Bu bilinçli mi yapıldı? Yani amaç neydi şimdi acaba? Emre Hocam, az önce ilk giriş cümlemde söyledim esasen. Şöyle, nereden baktığınıza ve GDO nasıl kullandığınıza bağlı. Eğer siz GDO insan yararı için kullanacaksanız bu kesinlikle önemli bir teknolojidir. Tarımsal teknolojidir. Ama GDO'yu başka amaçlarla, örnek, bugün uluslararası bir sözleşme var. Nedir bu sözleşme? İnsan üzerinde GDO yasaklanmıştır. Hatta bundan birkaç yıl önce Çin'de bir biyolog, bir araştırmacı insan üzerinde GDO çalışması yaptığı için hapis cezasıyla çarptırıldı ve içeri alındı. Devletler bu anlaşmaya bugüne kadar taraf olmuşlar ve imza atmışlardı. Türkiye Cumhuriyeti de taraftır. İnsan üzerinde GDO çalışması yasaktır. Bakın burada bir kırmızı çizgi var. Ama bitkiler üzerinde, hayvanlar üzerinde GDO yapılabiliyor ve yapılıyor şu anda da zaten. Bizim ülkemizde de yem olarak giren GDO'lu ürünler var. Başta soya ve mısır olmak üzere. Şimdi mısır özelinden konuşalım. Siz onu açtınız. Mısır'a çokça ilaç atılıyor.
soya çokça ilaç atılıyor. Niye? Verim ve kaliteyi yükseltebilmemiz için. Ama öyle GDO çalışmalar var ki bir böceğin genetik yapısından bir gen ya da birkaç gen alınıp mısıra aktarılıyor ve o mısırdaki böcek geni başka böcekleri görmesini, tanıtılmasını sağladığı için bitkiler böcek istilasına uğramıyor ya da hastalığa yakalanmıyor. Haşerattan kurtuluyor o zaman, evet. Bir nevi. Sonuç, ilaç kullanmıyorlar. Evet. İlaç kullanmıyor. Şimdi bakınız, ilaç konusu çok önemli bir konu. Türkiye'de herkes kamuoyunda böyle hormon diye bir angajman var ama daha önemlisi tarımsal ilaçlar. Tarımsal ilaçlar, özellikle sentetik ilaçlar, inorganik bileşikli ilaçlar toprakta, bitkide, havada, suda, her yerde kalıntılara neden oluyor. Genel ismiyle pestisit diyoruz biz bunlara. Dolayısıyla en önemli sorunlardan birisi bu. Ve biz insanoğlu öyle bir noktaya geldik ki GDO teknolojisini mecburen başlamaya kalkıştık. Daha doğrusu bizim GDO konusundaki çalışmalarımız bir mecburiyetten ortaya çıktı. Mecburiyetin sebebini de az önce söyledim. Şimdi bununla ilgili çok yayın var. GDO ile ilgili besin maddelerinde acaba insana zararı var mı yok mu? Bugüne kadar ispatlanmış, %100 ispatlanmış bir yayın yok. Tahminler var, bir takım klinik çalışmalar var. Ancak bu klinik çalışmaların da sonunda insan üzerinde bir hastalığa neden olduğu konusunda veri yok elimizde. Ancak hemen altını çizeyim. Bilim yarını tahmin etmez. Bilim bugünü konuşur. Evet. Şöyle, biz rakamlarla konuşan araştırmacılarız. Elimizdeki veriyle konuşuyoruz. Bugün itibariyle konuşuyorum ben. Bugün itibariyle elimizde GDO'nun kanser yaptığına dair, halkın anlayacağı şekilde söylüyorum, ya da GDO'nun hastalık yaptığına dair elimizde veri yok. Ama bir takım insanlar kamuoyunda çeşitli sebeplerle bunu dile getiriyorlar. Ben bunun biraz ticari olduğunu düşünüyorum. Çünkü siz farklı konuştuğunuz zaman dikkat çekersiniz. Evet. Farklı bir şey söylediğiniz zaman, herkesin söylediğinin tersini söylediğiniz zaman dikkat çekersiniz. Bu size prim yaptırır. Bu organik terimi de biraz böyle suistimal ediliyor gibi geliyor. Her şey organik. Organik yumurta, organik şey, organik. Ya bu da biraz sanki oradan da bir suistimal ve bu suistimali yapanlar da buradan da besleniyor gibi geliyor GDO üzerine yüklendikleri Emre için. Emre Bey, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın organik tarım yönetmeliği var. Şimdi biz okumayan bir toplumuz maalesef. Biz bilgiyi, belki reklama girecek ama Google, duyduğuna inanan bir toplumuz. Arama motorunda, arama motorunda yazdığı yazılanları. Bakın, Google bir arama motorudur. Bir havuzdur. Herkes oraya bir şey yazar. Anahtar kelimeyi girdiğiniz zaman arama motorunda daha önce kaydedilmiş bütün verileri sizin önünüze çıkartır. Google doğru ile yanlışı ayırmaz. Bakın, bu altını çizerek söylüyorum. Yani arama motorları doğru ve yanlışı ayırmaz. Arama motorları aradığınız her türlü bilgiyi önünüze çıkartır. Sayfalarında en çok kadar tıklanan bilgiye de açınca inanırız hemen, değil evet mi? Bizim ilk sayfa genelde bizim biz kullanıcılar birinci sayfaya en çok bakarız. Biraz ikinci sayfa, biraz üçüncü sayfa. Ben dördüncü, beşinci sayfaya çok geçmem, kendi adıma söyleyeyim. Çoğu kişinin geçtiğini zannetmiyorum. Ancak benim bu konuda bir tavsiyem var. Organik tarım dediğiniz şey, organik dediğiniz şey, Tarım Orman Bakanlığı yönetmeliği var. Orada yazıyor. Organik nedir? Bir ürün nasıl organik olmalıdır? Orada yazıyor. Nedir o? Sertifikalı olacak. Yani bir şey organik dediğiniz zaman, organik yumurta, organik domates dediğiniz zaman ben belgeye bakarım. Çünkü onu denetleyen bir sertifika kuruluşu olması gerekiyor. O sertifika kuruluşu neyi denetliyor? Benim bütün üretim prosesimde ne kullandığımı, ki kimyasal olmaması gerekiyor, kullanıp kullanmadığımı denetler. Ve en sonunda da bir size belge verir. Şimdi Emre Bey, siz doktorsunuz. Doktor olma sıfatınızı nasıl elde ettiniz? Diploma. Diploma aldınız. Bir organik ürünün de sıfatı sertifikasıyla belli olur. Dolayısıyla
ortaya çıkıp işte şu organik, bu organik, ben organik yapıyorum, köyde oturdum. Efendim her köyde üretilen, her bahçede üretilen, her hayvan gübresiyle üretilen şey organik değil. Organik değildir. Olmuyor. Evet. O zaman hocam bu konuyu isterseniz şu mesajı verebilir miyim ben izleyenlerimize? GDO tarımsal anlamda kullanılan alanlardan biri olarak tarımsal anlamda zararlı bir şey değil. Aslında gelecekte dünyamızı, ülkemizi bekleyen tehlikeleri bertaraf edecek belki bir elimizdeki bir silah. Medyada topluma empoze edilen algı birazcık abartılı ve GDO'lu ürünlerle beslenen kişilerde herhangi bir hastalık oluştuğuna dair, herhangi bir kanser vakası olduğuna dair bir bilimsel kanıt yok diyebilir miyiz? Kesinlikle öyle. Çok güzel özetlediniz. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Ben teşekkür ederim. Ben bir noktayı daha belirtmek istiyorum hazır bu konuyu kapatmadan önce. Emre Bey, GDO teknolojisi şu anda bazı ülkelerin tekelinde. Örneğin ben Amerika Birleşik Devletleri'nde postdoktoramı yaptım. Bir gün departmanımdaki hocama dedim ki ben şu konuda biyoteknoloji çalışmak istiyorum dedim. Hocanın verdiği yanı çok ilginçti. Dedi ki ben dedi bu konuda bir bilgi sahibi değilim dedi. Adam biyoteknoloji bölümünde yalnız bu arada. Dedi ki biyoteknoloji şirketleri var. Bu şirketler çalışıyor ve kimse de bu bilgiyi vermiyor dedi. Şimdi stratejik bir sektör o zaman. Şimdi şöyle söyleyeyim. Pandemiyle herkes şunu gördü ki biyoteknoloji en önemli sektörlerden birisi artık. Bugün aşı. Aşı, ilaç, birçok alanda canlı materyalle ilgili birçok gelişmenin temelinde şu anda biyoteknoloji araştırmalar var. Burada şu noktanın altını çizmek gerekiyor. Türkiye her şeye yasakçı bakmamalıdır. Kuralları koymalıyız. Örneğin GDO'da olduğu gibi. Ama GDO üzerinde çalışmalıyız. Yok saymamalıyız. Bu teknoloji eninde sonunda tıpkı diğer ülkelerde olduğu gibi bizde de olmak zorunda. Bunu herkesin iyice bilmesi gerekiyor. Yasaklayarak, yok sayarak, kötüleyerek bir yere varamayız. Yani bu işi... Ama kuralları koyacağız. Evet. Çalışma kurallarımızı, etik kurallarımızı koyacağız. Ve denetleyeceğiz. Denetleyeceğiz. Bunun üzerinden çalışacağız. Biz bilim adamları olarak, bilim insanları olarak, şimdi adam deyince bayanlar kızabilir, bilim insanları olarak bizim görevimiz araştırma yapmaktır. Ve bizim amacımız da, Ziraat Fakültesi öğretim üyesi olarak söylüyorum, insanların karnını doyurmaktır, beslemektir. Ama doğru beslemektir, ama kaliteli beslemektir, ama önce beslemektir. Bunu herkesin bilmesi gerekiyor. Bazı yayın organlarında çıkan konuşmacılar, efendim şunu yemeyin, bunu yemeyin, şu zararlı, bu glutenli, şu böyle. Peki, bize bir şey öner. Yani bu kadar insanı nasıl besleyeceğiz? O zaman alternatif bir çözüm üret. Bakınız kuraklık kapımızda. Türkiye, NASA'nın verilerini söylüyorum. Son 5 yıldır kuraklıkla karşı karşıya. Ya meteorolojik kuraklık, şimdi de tarımsal kuraklığa döndü. Meteorolojik kuraklık, mevsiminde yağışın yağmaması. Ama tarımsal kuraklıkta mevsiminde yağış yağmadığı zaman bu sefer verim düşüşüne geliyor. Biz bunu bulunduğumuz bölgede de hissediyoruz. Yeraltı sularının sondaj çalışmalarında eskiden 30 metrede suya ulaşılabilirken şimdi 60'lar, 80'ler, 100'ler çok ciddi oranda. Emre Bey, evet. Bugün derste anlattım öğrencilerime. Taze taze ben de buradaki seyircilerime iletelim diye düşünüyorum. Türkiye'de üretim deseni değişecek. Hem de 15-20 yıl sonra değişecek. Fazla değil. Hepimiz göreceğiz. Örneğin şu anda içinde bulunduğumuz Kayseri ve Orta Anadolu şeker pancarından vazgeçmek zorunda. Sürdürülebilir bir tarım değil. Şeker pancarı tarımı Doğu Anadolu'ya ve Kuzey'e kayacak. Bu bölgede daha çok aspir gibi suyun olmadığı kuraklığa dayanıklı bitkiler yetiştireceğiz. 2 hafta önce Anamur'daydım. Her yer sera olmuş, muz serası. Oradakilere de söyledim. Yakında bu seraları kaldıracaksınız. Açıkta muz üreteceğiz. Çünkü sıcak iklim kapımızda, küresel ısınma kapımızda, hatta kendini gösteriyor. İklim Türkiye'de her yerde olduğu gibi değişecek.
ve biz üretim desenimizi değiştirmek zorundayız. Peki hocam, biz bu GDO'yu daha az suya ihtiyaç duyan pancar üretim yapamaz mıyız? Evet, bunu da mümkün. Çünkü suyu çok iyi kullanan bitkiler var. En başında çöl bitkilerimiz var. Yani benim kaktüs şu an var. Şimdi aklıma geldi. Uzmanlık alanım değil, haddim değil, kusura bakmayın. Ama aklıma böyle bir şey geldi. Madem GDO eksiklikleri tamamlamak için kullanılabiliyor, ne bileyim, daha az suyla yetişebilecek pancar üretemez miyiz mesela? Şimdi biz bunun çalışmalarını yapıyoruz. Ben bir agronomistim. Aynı zamanda bir bakteri biyoteknoloji çalışan bir araştırmacıyım. Örneğin biz bir takım bitki gelişim düzenleyicileri kullanarak, bakteriler kullanarak, belki biraz yani oraya gireceğiz. Bakterilerin bu özelliklerini bitkiye aktararak. Hayır, bakteriyi bitkilere vererek bitkilerin su tüketimini azaltma yönünde çalışmalar yapıyoruz. GDO ise bir türden başka bir türe bakteri aracılığı, bakteri vektör olarak kullanıyoruz. Bir türden başka bir türe genel haritasında bazı değişiklikler yapabiliyoruz. Ve bu amacınıza göre değişiyor. Kuraklık bunlardan bir amaç olabilir. Ki önemli bir problem Türkiye'de. Ve giderek de bu kuraklığı hissediyoruz. Yine az önceki cümleye geleceğim. Türkiye biyoteknoloji alanında, GDO alanında yasakçı zihniyetten uzak durmalı. Düzenleyici, kuralları koyucu, üst yönetim, ki bu Tarım ve Orman Bakanlığı'dır, onun gözetiminde Türkiye GDO konusunda biyoteknoloji alanında herkesin, bütün araştırmacıların, girişimcilerin önüne açmalıdır. Şimdi bu konuda da yapılan şeyleri de unutmayalım aslında. Türkiye Cumhuriyeti bu alanda, özellikle girişimcilik alanında çok teşvik edici projelere destek veriyor. Son zamanlarda özellikle TÜBİTAK başta olmak üzere KOSGEB gibi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın önderliğinde birçok girişimci bu alanda destek alıyor. Ama tekrardan söyleyeyim, bu desteklerin çok çok daha artması gerekiyor. Örneğin benim bir teknoparkta şirketim var. Erciyes Teknopark'ta. Devlet benden vergi alıyor. KDV ödüyorum. Daha bir şey satmadım. Ben bir Ar-Ge şirketiyim. KDV ödememeli bir Ar-Ge şirketi. Biz biyoteknoloji alanında çalışan bir şirketiz. Benim gibi birçok şirket var. Neden Türkiye'de bir Biontech gibi şirket çıkmıyor? Çıkmabilir. Bunun donanımımız var. Kadrolarımız hazır. Evet. Fakat önünün açılması lazım. Tabii ki bir takım kolaylıklar sağlanıyor ama daha da artmalı. Benim anladığım bu. Ben biraz konuyu bilimsel taraftan magazin tarafına geçirmek istiyorum. Hocam, sizin bir de İngiltere maceranız var. İngiliz Kraliyet ödülü mü? Tam yanlış telaffuz etmiyorum değil mi? Böyle bir ödül aldık. Size bu ödülü niçin verdiler? Olay nasıl gelişti? Merak ediyorum açıkçası. Şimdi bu hikayenin başı Amerika'ya dayanıyor. Ben Amerika Birleşik Devletleri'nden önce Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde kaldım. Orada araştırmalarda bulundum. 2014 yılında Amerika Birleşik Devletleri'ne gittim ve orada girişimcinin ne kadar önemli olduğunu gördüm. Bakın, dünyada en büyük girişimciler Amerika Birleşik Devletleri'nden çıkıyor. Çünkü oradaki ekosistem girişimcileri teşvik ediyor. Ben o ekosistemi gördükten sonra Türkiye'ye geldim ve bir bakteri biyoteknolojisi alanında bir ekiple beraber bir çalışmaya başladık. Önce 1,5 yıl kendi imkanlarımızla, kendi laboratuvar imkanlarımızla çalıştık. Daha sonra ekip arkadaşlarımla ve hocalarımla beraber TÜBİTAK'a bir proje verdik. 1512 Teknopark girişim projesi. Ve bu projeyle beraber bir Erciyes Teknopark'ta şirket kurdum. Amacımız neydi hocam bu projede? Bu projedeki amacımız, biz şeker pancarı köklerinden bakteri izole ettik ve bir bakteri gübresi yapmak istedik. Ve bunu da prototipini... Yani organik bir gübre, tarımsal tabii, üretimde kullanılıyor. Organik bir gübre, mikrobiyal bir gübre, kimyasal içermiyor, tamamen ekolojiye uygun. Bu bir ilk değil mi ülkemiz için? İlk tarafı şöyle, kendi bakterilerimizle mikrobiyal, bakteri gübresi yapan bir yani ilk oldu. Şu an dışarıdan gelen bakterilerle
bu gübre üretimi yapılıyor ülkemizde. Yanlış anlamadım değil mi? Evet. Bakterilerin çoğu yurt dışından geliyor. Hatta ülkeleri de söyleyeyim. Bulgaristan, Ukrayna, Rusya, Çin'den bakteriler getiriliyor. Peki bu bir risk değil mi hocam? Genetiğiyle oynanmış bir bakteriyi nesil kimyasal bir saldırı gibi kullanamazlar mı mesela? Her şey olabilir ama daha önemlisi şu, bizim topraklarımızdaki bakteriler en iyi çalışan bakteridir bu coğrafyada. Niye? Çünkü hepimiz insanız, homo sapiens, tek tür, insan türü. Ama kaşımız, gözümüz, yani morfolojik özelliklerimiz bulunduğumuz coğrafyaya göre şekillenmiştir. Yani biz, Emre Bey, ikimiz kutup bölgesine gitsek herhalde Eskimo'lar kadar yaşayamayız değil mi? Ama Eskimo'yu da buraya getirseniz o da bizim gibi yaşayamaz. Bakteriler de öyle. Aynı bakteri türü Amerika'daki topraklarda, Çin'deki topraklarda, Türkiye topraklarda farklı morfolojik özellikler gösteriyor. Yani kaşı, gözü farklı. Dolayısıyla bizim kendi topraklarımızdan izole ettiğimiz bakteriler en iyi çalışan bakterilerdir. Başka yerden getirdiğiniz bakteriler %100 verim vermeyebiliyor. Bizim farkımız bu. Bir başka serüveni devam ettirelim hikayeyi. Bir gün beni TÜBİTAK'tan aradılar. Dediler ki bizim İngiltere'de Newton Fonu ve İngiltere Kraliyet Mühendislik Akademisi ile bir partnerliğimiz var. Onlar sizin proje, sizin gibi girişimcileri ve projelere destek veriyorlar. Bize başvuru yapınız. Ben başvuru yaptım TÜBİTAK'a. Önce Türkiye'den seçildik. 15 proje. Daha sonra İngiltere Kraliyet Akademisi bizim bu projemize bir burs, ödül ve bir davet verdi ve ben Londra'ya davet edildim. İngiltere Kraliyet Mühendislik Akademisi'nin kendi binasında, ki bu Buckingham Sarayı'nın hemen yanındadır. Ve orada bize hem bir ödül takdim edildi hem de bir tören yapıldı. Tabii bu ülkemiz açısından çok önemli ve gurur verici. Ben özellikle şunu belirtmek istiyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde yaşayan her birey bana göre çok kıymetli ve değerli. Çok değerli insanlarımız var. Ve bu insanlarımız bizim en önemli insan kaynağımız. Bu insan kaynağını Türkiye Cumhuriyeti Devleti çok iyi korumalı ve muhafaza etmelidir. Bakınız, ben Amerikalılarla beraber çalıştım. Bir tarafımda Çinli vardı, öbür tarafımda Hindistan kökenli vardı. Bir tarafında başka bir köken vardı. Amerika çok bu konuda çok liberal bir ülke. Sizin geçmişinize, kökeninize, dininize, ırkınıza kesinlikle bakmıyorlar. İki şeye bakıyorlar. Birisi dürüst olacaksınız, diğeri de çalışkan olacaksınız. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde eğer bir Aziz Sancar Nobel ödülü aldıysa, sebebi buna dayanıyor. Eğer Almanya'da bir diğer BioNTech'in sahibi Uğur Hoca eğer ödül aldıysa, yine sebebi buna dayanıyor. Dolayısıyla Türkiye bu konuda insan beynini çok iyi muhafaza etmeli ve bu insan beynini nasıl sahaya indirebiliriz, nasıl çalıştırabiliriz, bunun yollarını aramalı. Son yıllarda bu konuda aslında çok fazla girişimcilik projeleri var. Destekler var. Ancak bunların biraz daha regüle edilmesi, düzenlenmesi lazım. Örneğin az önce bahsettiğim gibi işte vergi meselesi. Yani girişimciden vergi alınmaz. Girişimciden efendim getir şuraya para koy denmez. Girişimciden fikir alınır. O fikri, çünkü fikir projenin en önemli noktasıdır. Fikir alınır, enerjisinden faydalanılır. Aynen, heyecanından faydalanır. Evet. Siz onu motive edersiniz, ona parayı verirsiniz. Yollar açarsınız. Tabii ki. Şimdi bakın, Amerika'da Silikon Vadisi var, herkesin bildiği. Yapılmış bir çalışma var. 100 girişimci projesinden 2 ya da 3 tanesi hayata geçiyor. Ama milyon dolarlar şirketler ortaya çıkıyor. Facebook ya da sosyal medya bazı şirketlerin bütçesi ülke ekonomilerinden daha fazla. Evet. Düşünebiliyor musunuz? Evet. Şimdi her girişimci, her girişim projesi hayata geçecek diye bir şart yok. Ama o girişimciyi motive etmek, onu atölyeye sokmak, laboratuvara sokmak, onu heyecanlandırmak hiç belli olmaz. Newton gibi başınıza bir elma düşer ve yer çekim kanunu bulursunuz. Yani Newton örneği tabii ki doğru bir örnek. Ama burada sizin yaptıklarınız da bence bir girişimcilik örneği. Bence büyük bir başarı. Ayrıca siz bahsetmek istemediniz ama ben biraz muhtemelen İngilizlerin de gel bizim ülkemizde bu çalışmaları yap gibi bir
telkin, teklif gibi bir şey olmuştur diye düşünüyorum. Oldu mu hocam? Evet, şimdi İngiliz siyasetini tarihten biliyoruz. Şimdi tabii İngilizler hakikaten çok bu konuda çok vizyonları geniş. Bir dönemin Güneş'in Batman İmparatorluğunu kurmuşlar. Hala bana sorarsanız dünyanın en güçlü aslında devleti. Çok ön planda durmazlar ama dünyanın yönetiminde en büyük pay sahibi ülkelerden biri İngiltere evet, şu anda. Kesinlikle öyle. Ben işte Amerika Birleşik Devletleri'nde... Muhtemelen sizle ilgili de bir planları vardı yani. Amerika Birleşik Devletleri'nde kaldım. Hani ben de Amerika Birleşik Devletleri çok güçlü bir ülke. Hepimizin malum ama bana sorarsanız İngiltere Amerika'dan daha derin bir devlet. Daha güçlü bir devlet. Daha gelenekleri çok eski olan bir devlet. Şimdi bakın Amerika, İngiltere nasıl bir yol izledi bizimle ilgili, onu da kısaca söyleyeyim. Ben orada işte tören için ve ödül için davet edildiğim zaman bize bir girişimcilik eğitimi verdiler 15 gün süreyle. Ve orada bize bir mentor atadılar, bir danışman. Ve bu danışman bir yıl boyunca benim şirketime mentorluk yaptı. Rehberlik etti. Ve parasını İngiltere Mühendislik Kraliyet Akademisi ödedi. Niye bunu yaptı? Beni ve benim gibi şirketleri İngiltere'deki yatırımcılarla bir araya getirmek için. Network. Evet. Şimdi bu çok önemli bir kilit nokta. Ve Newton Fonu'nun, Mühendislik Akademisi ve Newton Fonu'nun dünyada 16 tane partner ülke var. Bir tanesi Türkiye. Ben orada öğrendim bunu. Ve adamlar, İngilizler senin fikrini alabilmek için her şeyi yapıyorlar. Ve burada tek taraflı bir şey yok. Menfaat yok. İki taraflı bir menfaat var. Kazan kazan ilkesi var. Senin de kazanmanı istiyorlar ama ülkesine bu fikirleri, bu şirketleri, bu zihniyeti, bu projeleri getirmek için de elinden gelen her şeyi yapıyor. Ben şahsım olarak şu anda İngiltere Mühendislik Kraliyet Akademisi üyesiyim. O Newton Fonu'nun bütün projeleri bize açık. Başvuru yapıyorum. Nitekim bir proje yaptık Newton Fonu'ndan ve kapattık. Yakın zamanda bitti. Covid-19 ile ilgili bir proje yaptık biz. Bizi sürekli destekliyorlar. İnanın mail kutumda her gün Newton Fonu'nun ya da Mühendislik Akademisi'nin bir maili düşüyor. Sürekli bizi hocam hala vazgeçmediler yani. Hayır, asla. Bizi bırakmıyorlar. Çünkü şunu biliyorlar ki fikir en pahalı şey. İnsan beyni en pahalı şey. O fikirleri kendi ülkelerine çekmenin gayreti içerisindeler. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin de bana göre temelinde böyle bir yaklaşım sergilemesi gerekiyor. Şimdi sevindirici bir şey daha söyleyeyim yalnız. TÜBİTAK benim şirketim bir mentor atadı. Yani aynı modeli TÜBİTAK geçen sene başlattı. Ve ben çok memnunum bu noktada. Şu anda benim şirketimin TÜBİTAK'ta atanan bir mentoru var. Ve bu mentor gerçekten ilaç konusunda çok deneyimli bir hanımefendi. Ve biz gayet güzel de işler yapıyoruz. Ve yakın bir zamanda, hatta bugün toplantı yaptım Yerciyes Üniversitesi İlaç Merkezi'nde. Çok yakın bir zamanda bakterilerle ilgili probiyotik bir ilaç geliştirmek üzere yeni projelere başlayacağız. Evet, hocamla program öncesi konuşuyorduk. Ünlü bir piyasada da bulunan, reklamları da çıkan bir marka var. Adını zikretmiyorum. Bu yabancı bir marka. Bundan daha değerli bir ürünü yerli akılla biz ürettik değil mi hocam? Evet, biz ürettik. Bunu yapabilme, probiyotik. Tabii bunu yapabilme çocuklarımız için bağlıyız. Kullandığımız, erişkinler tabii için kullandığımız destekleyici anlamında aslında insanımız biliyor adını, marka ismini ama zikretmiyorum ben. Bunun yerlisini yaptık değil mi hocam? Bunun yerlisini yaptık ve elimizde bunun şeyleri var. Çok büyük bir başarı. Prototipi var. Ancak tabii bir eksiğimiz var. Şimdi biz Anadolu'da ticareti çok yakın geçmişte öğrendik. Bugün Amerika'da, İngiltere'de, Almanya'da 200 yıllık, 300 yıllık şirketler var. Yani ticari boyut farklı bir şey. Biz bunu laboratuvarda üretebiliyoruz. Prototipini geliştiriyoruz. Bakteri gübresini de prototipini geliştiriyoruz. Ama orada biraz daha fazla yol aldık. Şu anda mesela prototipi geliştirdiğimiz bakterileri kendi sözleşmeli üreticilerimize verip aromatik yağ üretiyoruz. Belki birazdan oraya geçeceğiz. Ama ilaç konusunda ya da
biyotik konusunda ticarileşmek için biraz daha yol kat etmemiz lazım. Şimdi ben çok firmalarla görüştüm bugüne kadar. Bizde şöyle bir yaklaşım var Emre Bey. Biz Türk toplumu çok sabırsız bir toplumuz. Beklemeyi sevmiyoruz. Hemen neticeye gidelim. Hemen netice alalım. Yani şimdi ben Fenerbahçeliyim. Mesela Fenerbahçe teknik birinci direktör dakikada olmak gol olsun. İstemem. Niye? Adam geliyor daha birinci gün teknik direktör. Başkan geliyor birinci gün. İkinci gün tribünler şampiyon şampiyon diye bağırıyor. Ya bu adam sihirbaz değil. Birinci gün geldi, daha dün geldi bu adam. İkinci gün bu takımı nasıl şampiyon yapacak? Dördüncü gün istifa. Evet, şimdi evet olmayınca da hadi git diyorlar. Şimdi ne oluyor? Her sözleşme sonunda bir tazminat var Emre Bey. Şimdi kulüpleri siz ne yapıyorsunuz? İster istemez borca sokuyorsunuz. Bir gelmesi de para, gitmesi de para. Hocam, bölüyorum kusura bakmayın. Sohbetiniz çok güzel. Son olarak aromatik yağlardan bahsettiniz. Aromatik yağlar nedir? Kullanım alanı nedir? Nasıl üretilir? Sizin bu üretimle ilgili faaliyetleriniz neler? Avantajınız ne? Yerli üretim var mı? Kabaca bunlardan bahsedebilir miyiz? Evet, şimdi biz bakteri gübresi prototipini geliştirdikten sonra... Mesela ben lavantayı çok severim. Lavantayla ilgili de var sanırım, değil mi? Evet. Şimdi biz belki de Türkiye'de ilklerden birisiyiz kendi alanımızda. Probiyotiklerden önce bakteri gübresiyle sözleşmeli tarım yaptığımız üreticilerimize biz kendi bakterilerimizi veriyoruz. Ve diyoruz ki onlara lütfen bizim bakterimizle gübreleme yapın, ilaç kullanmayın ve çıkan ürününüzü analiz ettikten sonra biz alacağız diyoruz. Ve Türkiye'nin her yerinde bitkinin ekolojisine özel her yerde üretim yapıyoruz. Örneğin lavanta üretimini Trakya'da yapıyoruz. Menengiç, Arapçası bıttım diye bilinen bitkinin üretimini Siirt'te yapıyoruz. Kekik üretimini Denizli Buldan'da yapıyoruz. Ada çayını Fethiye'de üretiyoruz. Portakal limon kabuğundan yağı da Mersin'de üretiyoruz. Ve bütün bu üretimi denetliyoruz, kontrol ediyoruz. Sonunda çıkan ürünü de peşin para, hiç çiftçiyi üzmüyoruz o konuda. Çiftçiye peşin para veriyoruz, yağları alıyoruz, oradaki çıkan yağı tarladan çıktığı gibi biz alıyoruz. Erciyes Teknopark'ta şişeliyoruz. Örneğin bu noktada belki de ilk bu şekilde çalışan firmaların başına geliyoruz. Ve bize geri dönüşler, bu yağlarımızı kullanan, aromatik yağlarımızı kullanan insanların geri dönüşleri de beni çok mutlu ediyor. En büyük zevki de burada alıyorum. Bu hocam kozmetikte kullanılıyor. Terapi amaçlı kullanılıyor. Başka tedavi için kullanan hekimlerimiz şimdi var. Emre benim uzmanlık alanım şey değil. Her yerde kullanabiliyorsunuz. Söyleyeyim. Beslenmede kullanabiliyorsunuz. Bakın adını vermeyeyim. Çok ünlü bir otel zinciri ile anlaşma yaptık. Çok yakın geçmişte bizim yağlarımızla pastalar üretecek. Limon, portakal ve nane yağları kullanarak. Cildinize sürebiliyorsunuz kozmetik amaçlı. Son derece antiseptik özelliği yüksek bu yağlar. Çünkü saf yağlar. Son derece yoğun. O nedenle cilt üzerinde son derece etkili. Onun yerli üretimi var mıydı? Türkiye'de üretim var ama kalitesi konusunda problemler var. Şeyden dolayı mı? Yani kendi bakterimizle probiyotik olarak kullandığımız bakteriyle ürettiriyoruz diye mi? Avantaj ne? Onu anlamadım. Avantaj şu. Bir, kimyasal ilaç kullanmıyoruz. Evet. En az gübreyi kullanıyoruz. Kimyasal ilaç çok. En az gübre. Kendi bakterimiz. Kendi bakterilerimiz ekolojisinde en yüksek tür bazında, çeşit bazında aromatik yağlar üretiyoruz. Örneğin nane, tıbbi nane bizde. Lavantanın en üst düzey kalitesi yağını üretiyoruz. Ve bunu hiçbir şeyle karıştırmıyoruz. Tarladan çıktığı gibi yağını alıyoruz ve Erciyes Teknopark'ta şişeliyoruz. Mesela nane yağını biz de kullanıyoruz hocam. Solunum fonksiyonlarını arttırmak, özellikle sporcularda performans arttırmak için de kullanıyoruz. Bence harika şeylerden bahsettiniz. Direkt üretime yönelik hem şehrimizi Kayseri'ye hem ülkemizi markalaştırma adına çok güzel projeler, çok güzel hamleler. Ben teşekkür ederim. İnşallah ilerleyen günlerde yine beraber sohbetlerimize devam ederiz. Sizle tanışmak, sizin İngilizler tarafından kandırılmamanız bizim için büyük bir şans diyorum.
Sağlık ve Aktüel programında bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Esenlikler diliyorum.